hafta yine Karadeniz kuşağındayız. Doğal harikalar diyarındayız. Neredeyiz? Sinop'tayız efendim. Abi hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Size abi, böyle dağ kekikleriyle böyle orijinal bir Sinop kokusu, renkleri. Ne kadar güzel kokuyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hani bir şey olmadı, ne oldu şimdi ben anlamadım. Burası en kuzey uçmuş şimdi arkadaşlar. En kuzey değil, en kuzey. Türkiye'nin en kuzey ucu. Ne olacak diye bekliyordum acaba ben bilmiyorum ama hiçbir şey olmadı ya. Ahmet abi ne yapacağız? En kuzeydeyiz. Evet nihayet buldum. Gerçekten buldum. Bu sefer eminim. Aklimandayız. Sinop'ta benim şu ana kadar gezimiz içerisinde görmüş olduğum denize girilecek en sakin yerdeyiz. Efendim Sinop cezaevindeyiz. Mazisi Selçuklu'ya kadar dayanıyor. İzzettin Keykavus 1214 yılında Sinop'a geldiğinde buraya bu şekilde bu görmüş olduğunuz alanı kale içine o yaptırıyor. Görmüş olduğunuz çeşmenin çok önemli ve acı bir hikayesi var. Yıl 1853. Ruslar ani bir baskınla 30 Kasım sabahı buradaki askerlerimizi şehit etmiştir. İstanbul'da Eyüp El Ensari Hazretleri ile ortak yanı olan bir mübarek zatın yanındayız. Arkamda görmüş olduğunuz yerde Seyit Bili Hazretleri yatıyor. O da bir İstanbul fethine giderken Sinop'a geliyor ve burada şehit oluyor. Evet, burası Erfelek Şelalesi. Burası güzel Sinop'a yaklaşık 45 kilometre mesafede bir şelale. Eğlenceli, güzel. Çoluk çocuk gelin, hem pikniğinizi yapın, hem güzel vakit geçirin. Yolları çok güzel, buraya gelene kadar iyi vakit geçirirsiniz. Hem yol kenarlarında böğürtlenler var, böğürtlen toplayabilirsiniz, onları yiyebilirsiniz. Ahmet Göksu. Bıçağı 16 yaşımda hayvan kesmeye başladım. Önlerim. Ben gözlerimi bağlasalar bu kuzuyu keser çıkarırım tertemiz. Ol giden kim doğdun hayrul beşer. Anesi anda neler gördü neler. Boyabat'taki bazalt kayalıkları tabiat anıtına geldik. Bazalt taşı bu görmüş olduğunuz taş. Dünyanın birçok noktasında turizm açısından çok önemli bir değeri var bu taşın. Boyabat'ın milattan önce 6000 yıllara uzanan bir tarihi var. Bu kalenin de milattan önce 600 yıllarında Pafyagon yalılar tarafından kurulduğu söyleniyor. Mihrab'ın kelime anlamı kökü harp edilen yer. Biz burada nefisle ve şeytanın bize telkinleriyle savaş ediyoruz. Burası Erfelek Şelalesi. Burası güzel Sinop'a yaklaşık 45 kilometre mesafede bir şelale. Takım şelale, tabiat parkı. Görmüş olduğunuz gibi. Taha'ya yardımcı oluyorum. Harika bir manzara. Evet. Taha'cığım bir el salla. Teşekkür ediyorum. Evet, 45 kilometre uzaklıktaki Erfelek Şelalesi'ndeyiz. Burada tam 28 tane şelale var. İrili ufaklı. Macera perestlerin yürüyüş parkuru şu karşıda görmüş olduğunuz alan. Bu alan üzerinde
ayakları ıslanarak, üzerleri ıslanarak geliyorlar. Bütün şelalenin tamamını böyle bu şekilde gezebiliyorlar. Burası tehlikeli bir alan olabilir yüzmek için. Onunla ilgili bilgim yok. Biz de girmeyeceğiz zaten. Onu birkaç defa yaptık. En son yaptığımızda orada ben gözlüğümü o göle düşürmüştüm. Dolayısıyla bana bir ders olmuştu. Efendim, burada ailece geldiğiniz zaman güzel yürüyüş parkuru var. O da sol tarafımızda kalıyor. O alan üzerinden daha güvenli bir şekilde gelebilirsiniz. Biz o alanı denedik, kullandık. Neticede ekibimiz ekipmanlı ve ağır eşyalarımız var. Onları da oradan getirmek zorundaydık. Ama bu alanda kullanılabilir. Ama dikkat etmek lazım. Uygun bir ayakkabıyla bu işi yapmakta fayda var. Hani ayakkabınız kayıyorsa tehlikeli olabilir. Gerek yok. Böyle güzel bir yerde hayata tehlike atmaya da hiçbir lüzum yok. Şimdi aşağıda hemen girdiğiniz yerde piknik yapılabilecek alanlar var. O alanda ikramlar var. Çay, kahve vesaire. Küçük bir yer var. Onun dışında ileriki zamanlarda buraya büyük güzel bir restoran yapacaklarmış. Onun da haberini aldık. Bir de kamp meraklıları için de bir kamp alanı oluşturacaklarmış. Bunlar proje. Ha siz bu yayını izlerken onlar olmuş da olabilir. Bilemeyeceğim ama netice itibariyle biz geldiğimizde onlar projeydi yani. Yapacak bir şey yok. Burada avlanmak vesaire yasak. Neticede tabiat parkı. Özel bir işletmede. Onlar da temiz bakıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Onlara teşekkür ettik zaten arkadaşlara. Sabahın erken saatlerinde gelip burada temizliklerini yapıyorlar ekip olarak da. Harika bir görüntüydü. Böyle yerleri toplayan, temizleyen insanlar gördüğüm zaman ben mutlu oluyorum. Hani iş icabı da olsa neticede temiz tutulması gereken bir alan burası. Hatta her yer öyle değil mi? Yani sokaklar da o şekilde. Burası da temiz bir alan, çok güzel bir alan, nezih bir alan. Dinlenilmesi bir alan. Böyle su sesiyle beraber harika vakit geçirebileceğiniz bir yer. Erfelek Şelalesi. Farklı hayvanlar var. Çok fazla çeşit yok. Sincap var mesela. Efendim gelincik var, tavşan var, karaca var, kunduz var. Efendim baykuş var, baykuşlar var. Eğlenceli, güzel. Çoluk çocuk gelin. Hem pikniğinizi yapın, hem güzel vakit geçirin. Yolları çok güzel. Buraya gelene kadar iyi vakit geçirirsiniz. Hem yol kenarlarında böğürtlenler var. Böğürtlen toplayabilirsiniz, onları yiyebilirsiniz. Hatta fazla toplayıp onları reçel de yapabilirsiniz. Efendim bu güzellikle sizi şimdi baş başa bırakıyoruz. Biz de biraz çayımızı yudumlayalım ve kendi aramızda bir sohbet edelim. Hadi bakalım. Ahmet Göksu. Burası Sinop Erfelek Tatça Şelaleleri. Burası 28 tane takım şelalelerden oluşan bir doğa harikası bir yer. Gittikçe gelen ziyaretçisi çoğalıyor. Herkesin görmesini tercih ederiz. Biz her gelişimizde buraya hayranlıkla bakıyoruz. 10 yıldır aşağı yukarı 10 yıldır gelip gidiyorum buraya. İlk keşfedenlerden. Doğası bozulmamıştı. Yine de bozmadan, doğayı tahrip etmeden gelen ziyaretçilere göstermeye çalışıyoruz buraları. Sabahın erken saatlerinde, yazın en sıcak ayında bile buranın suyun yaptığı bir serinlik var. Sessizlik, serinlik. Sabahleyin erken gelmelerini tercih ederim suyun karşısına. 7 gibi, 6 gibi, 7 gibi gelsinler. Gayet sessiz ve insanı yani böyle sakinleştiren bir havası, doğası var buranın. Arkadaki görüntü kebabımız, Sinop'un meşhur sırık kebabı. Yavruların hikayesi, 4 aylığı geçmeyecek bu yavrular, korpa olacak. Ocakta 2,5-3 saatte pişecek. Biz burada doğanın içinde servis yapıyoruz bunu. Yemesi bizim Sinop yöresinde kuru soğanla yenir. Ekmekle kuru soğanla yenir. Elle yenir. Elle soğanı yenir. Evet, soğanı kırarız. Bunu ne derler hani güzel bir tabi, parmağını yalayarak güzel yiyeceksin. Biraz kaba olmazsa ince beli derler. Boşluk tarafı, kaburga tarafı lezzet olur. Bel tarafı. Lezzetli olan orasıdır. Tabii tuz içine atıyoruz. Kaya tuzu, iri tuz atıyoruz ama ne kadar olsa her yerini görmüyor tuz. Tuza banarak. Hiç kekik falan hiçbir şey yemez. Kendi doğasıyla sade yenir. Kuzunun en hafif hali bu. İnsanı yormaz. Ne kadar yiyebilirsen yersin. Terzi bu işi kasaplık gerektiriyor, ahçılık gerektiriyor. Tabii dikme işi var, terzilik gerektiriyor. Her meziyeti gerektiriyor. İpi eski tabirle tütün ipi diye geçer bu. Yanmaz, geç yanan bir ip olduğu için. Şimdiki naylon ipler falan burada dayanmaz bu ateşe. En güzel o ip dayanır. Ortası ince olduğu için en erken ortası pişer. İki tarafındaki yanan ateş
ön butlarla, arka butlarla ön kürekleri pişirene kadar beli kendiliğinden pişer. Arada onlarla. İnce olduğu için beli. Yağının tabii yağlı tarafı güzel, güzel olur zaten, lezzetli olur. Etin yağsızı, şimdi doktorlar yemeyin öyle olur öyle. Ben en yağlı yerini yiyorum. En yağlı yerim belli vaziyetimde. Ama çalışan bir insanım, 60 yaşındayım. Çalıştığım için de kilo almıyorum doğanın içinde. Tarlada çalışılır ama eski çalışmalar gider. Şimdi traktör kuvvetine bindi. Eskiden hep bilek kuvveti. Yağı yedi miydi çalışacaksın. Yakacaksın yağı. Diğer meşe odunları, çam odunları patlar, çatlar. Buna yapışma yapar. Kayın odur patlayıp çatlamadan yanar. O tercih edilir. Takılan sopa, karaçam diye geçen tabirle karaçam sopasına takılır. Siyah çam sopasına. Başka ağaç çabuk yanar, yamulur. Bunun özelliği odur. 60 yaşındayım. Aşağı yukarı 10 yaşımdan beri bu zanaatın içindeyim. Ustam amcamdı. Hamdi Gökçü, Göksu diye bir ustamız amcamdı. Ahçı Hamdi diye geçer ismi lakabı Sinop yarasında. Ben babasız olduğum için 2 yaşımdayken babam ölmüş. Amcamın yanında yarıştım. İlk gün masa temizledik ilk günden. Yer süpürdük, çay söyledik. Temizlik yaptık yani. 3. 5. 10. okul yaz tatillerinde onun yanında yarıştık okula giderken. Bıçağı 16 yaşımda hayvan kesmeye başladım. Gözümü görebildi. 100 metreden göreyim ne olacağını söylerim. Kesilmiş hayvanı da 100 metreden göreyim oğlak mı kuzu mu ne olduğunu söylerim. Anlarım. Yani gözlerimi bağlasalar bu kuzuyu keser çıkarırım tertemiz. 3 kilo, 4 kilo yiyen, 4 kilo kadar yiyenler rastladım. Ama bir kuzuyu... Ha kuzuyu yer, kuzu, ufak bir kuzu olur. Zaten 4 kiloluk kuzu olur yer. Bir kilosunu ben yiyebiliyorum şimdi bunu kızarmış halinin. Et kültürü olan yemeği seven eti yer. Elle yenmesi lazım. Lezzetli olan odur. Erfeleğin fırıncılarımız çıkarıyor. Ekşi mayayla çıkarılan ekmekler var ama eski unlar yok tabii ki bizim çalıştığımız zamandaki. İşte o değirmenlerde öğütülen unlar olacak. Tarlalarda gübre sepmeden, ilaç vurmadan yarışan buğday olacak. Kalmadı. Soğanı pazar yerinden seçiyoruz. Yumuşak soğanlardan seçiyoruz. Beyaz soğan makbul burada. Bununla yenmesi çıtır çıtır olduğu için beyaz soğan makbul. Kırmızı soğanlar bizim buraları pek görmüyor. Biz geliştiğimiz zamandan beri yemeyiz de beyaz soğana yapıyoruz hep. Günde yerine göre 10 tane, 8 tane, 5 tane hani isteğe göre takviye yapıyoruz. Dolabımızda çiği bulunuyor. Geriden devamlı takviye yapıyoruz. Makineyi Boyabatlı bir usta yaptı bunu. Elle çeviriyorduk daha önce bunu. Boyabatlılar bu işte iyi değil mi? Biraz daha iyi bizden. Ateşi ayarlamak önemli. Ateşi ayarlamazsak o pişmez. Ona göre ateşi ayarlayacaksın. Ne tarafı, neresini vuruyor, neresini daha fazla ısıtıyor, ona göre ayarlayacaksın ateşi. Dikilmesi, etek, karın boşluklarının yanmaması açık kalıp, derli toplu olması. Hayvanı alıyoruz, kesip bir gece dinlendiriyoruz dolapta. Dinlenmeden olmaz bu et. Dinlendi bir daha güzel olur, daha yumuşak olur. Temizliyoruz, yıkıyoruz, çiçek gibi yapıp öyle takıyoruz buraya. İçine kaya tuzu koyulur, iri tuz koyulur. O hayvan döndükçe o da dönecek içinde. Belirli yerlerini alıyor tuz. Bunlar karaçam ağacından hayvanı taktığımız sırıklar. En uygun hayvan çevirmeye, sırık kebap yapmaya en uygun sırıklar bunlar. Bu ağacın bir ömrü var mesela. 10 tane kebap çevirir. Karaçamdan olduğu için. Başka ağaç dayanmaz. En dayanıklısı ateşe bırak karaçam. Bir de yamulmuyor. Aynı doğrultusunda durabilen bir ağaç, ateşi görse de. Atalar dedeler bizim Orta Asya'dan gelmiş. Kasap kültürüne, ahçı kültürüne oradan gelmiş benim atam dedem, Orta Asya'dan gelme. En bilinmedik et kültürlerinden gelmişler adamlar. Kelleyi, hayvanın kellesini pişirip, onun etiyle, suyuyla tarana karan adamlar bizim atamız, nenelerimiz, dedelerimiz. Hem Muhammed gelmesi oldu yakin, çok alametler belirdi gelmedin. Ol Rabi'un evvel ayın nicesin. 12. Gece-i-Sneyn gecesi. Müzik.
Boyabat'taki bazalt kayalıkları tabiat anıtına geldik. Burası aslında doğal bir güzellik. Her şey çok güzel. Su sesi vesaire, sakinlik, dinginlik, her şey var. İnsan da göremedik. Sadece kapıda bir tane araç var. İkinci araç bizim araç. İçeride ne olduğunu dair herhangi bir fikrimiz, bilgimiz yok ama bazaltla ilgili size bilgi vermek için geldik buraya. Özel bir konu bazalt konusu. Bazalt taşı güzel bir taş. Bazalt taşı bu görmüş olduğunuz taş. Dünyanın birçok noktasında turizm açısından çok önemli bir değeri var bu taşın. Çünkü bu taşın oluşturmuş olduğu doğal güzelliklerle beraber insanlar için, turizm için de önemli bir kaynak oluyor aslında bakarsanız. Bu taşı çok farklı yerlerde kullanılıyoruz aslında biz. Yani tuvalette, işte yol kenarlarında, şurada burada kullanılan bir taş. Girelim içeriye ve o güzelliği içeride görelim. Şimdi burada bazalt kayalıkları anıtı. Yani o kapıdan içeri girdiğiniz zaman yaklaşık 10-15 dakika yürüyüş yapıyorsunuz. Orada bir teras alanı bulunuyor. Biz yukarı doğru devam ettik. Dedik acaba yukarıdan daha net bir görüntü alabileceğimiz bir yer olabilir mi dedik. Evet, yanımızda bir de bir güzel bir kızımız var. Ahmet abinin kızı. Beraber yürüdük. Zor bir yürüyüş parkuru. Yukarıda çok tehlikeli hayvanlar var. Sivrisinek gibi. Kollarımızı falan bayağı bir soktu yani. Sivrisinek ve atmaca. Atmaca vardı, evet. Abi buranın herhalde özelliği bu. Farklı taşlar falan var değil mi? Çok güzel, meşelik bir orman. Bazalt taşı abi. Şurada bir şey var. Rengarenk böyle şeyler abi. Ne o? Abicim. Tere bak ya. Nem de var. Sıcak. Nem de var değil mi? Evet. Çok sıcak. Yukarıya çıktığınızda değecek bir görüntü göremedik biz. Varsa da bilmiyoruz. Devam etseydik belki bir yarım saat daha. 15 dakika bilmiyorum. Bir görüntü görebilirdik diye düşünüyorum ama çok da fazla risk atmak istemedik. Ailecek çıkılabilecek bir yer mi? Onu da bilmiyorum. Hani aşağıda bir güvenlik görevlisi göremedik. Piknik zaten yapılacak bir alan yok. Dolayısıyla böyle yürüyüş parkuru gibi bir şey. Herkesin gelip burada piknik yapamayacağı da malum. O yüzden de sakin olsa gerek. Şimdi o teras mevkine gidelim. Oradan bir şelale ve bazalt kayalıklarını şöyle bir görelim. Biraz da orada bir şeyler anlatalım inşallah. Buradaki çalışma alanlarından bir tanesi burası. Burada sanırım bu işle ilgilenen insanlar geliyorlar ve burada eğitim alıyorlar. Burası öyle bir yer. Sihir terası gösteriyor istikamet ama emin olun tabelalar sanırım biraz kırılmış ya da yağmur yıpratmış olabilir. Oraya kadar çıkamadık işte. Görüntüleri görüyorsunuz az çok, yani orada zorlu yerler var. O taşlı yerlerden giderken de dikkat etmek gerekiyor. Zaten tabelada var. Ayakkabınızın bu şartlara uygun olması gerekiyor. Yoksa o bazalt taşlar özellikle aşağı doğru sizi Allah korusun kaydırabilir. Bunlar dikey olarak, sarkık olarak aşağı doğru iniyor görmüş olduğunuz gibi. Doğal bir güzellik ortaya çıkıyor. Ama bunlar bildiğiniz volkanik taşlar. Bazı yerlerde kütle olarak duruyor. Siyah betonları oluyor. Bazı yerlerde de bu şekilde dikey olarak aşağı doğru böyle sarkık olarak aşağı doğru iniyor damla gibi. Dünyada çok örneği var aslında. Ve o örneğin olmuş olduğu yerlerde turizme açılıyor. Ve koruma alanı olarak ilan ediliyor. Ve orada hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ve turizm olarak da çok güzel, karlı bir iş aslında. Çünkü çok fazla turist çekebiliyor. Burası konum olarak muhteşem bir yer. Burayı da o şekilde özel bir yer yapmak aslında inşallah biraz da bizim elimizde. Biraz temiz tutacağız. Efendim buraya daha güzel rota gösteren tabela işaretlerini koruyacağız, kollayacağız. Başka da fazla bir şey yapmaya gerek yok aslında bakarsanız. Hoş bir arkada şelalesi var. Zaman zaman o şelale tabii daha gür aktığı zamanlar da oluyor ama şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde akıyor. İsteyenler aşağıda bir yürüme parkuru var. Orayı da değerlendirebilirler. İsteyen macera perestler de yukarıda bizim izlemiş olduğumuz rotadan da şelalenin oraya kadar gidebilirler ama dediğim gibi tabela vesaire orada sıkıntılı. Dolayısıyla dikkat etmekte fayda var. Gitmiş olduğunuz istikameti aman Allah korusun kaybetmemeniz gerekiyor. Boyabat'taki bu güzel yerin inşallah bir sonraki gelişimizde daha güzel bir yer olduğunu görmek inşallah nasip olur bizlere. Şahin sesi, az önce çıkan ses. Şahin, atmaca vesaire kuşları da burada görmeniz mümkün. Boyabat'ın 6000 yıllık bir tarihi var. Milattan önce 6000 yıllara uzanan bir tarihi var.
yanlış olmasın 6000 yıllık derken milattan önce 6000 yıllık. Bu kalenin de milattan önce 600 yıllarında Pafyagon yalılar tarafından kurulduğu söyleniyor. Kaynaklarda öyle geçiyor. Daha sonra burada birçok medeniyet burada bulunmuş. Lidyalılar var, Persler var, Roma var, Bizans var, Paflagonya zaten var. Yani burada birçok medeniyet bulunduğu için de o medeniyetin izlerini bugün hala görmeniz mümkün mü? Değil, o kadar da o kadar da uçmayalım, sallamayalım. Ama kale görülmeye değer bir yer. Daha doğrusu kaleden ziyade kaleden Boyabat'ın görüntüsü muhteşem. Şimdi yaklaşık 45 dakika boyunca kalenin bu hemen giriş kapısında, kapalı mekanda kapıları da kapatıp sığınmak zorunda kaldık. Fena bir yağmur yağdı. Öyle bir yağmur yağdı ki dışarıya kafamızı dahi uzatamadık. Dolayısıyla o güzel yağmurun ardından bir gök kuşağı çıktı ki of, işte Boyabat'ın seyri inanılmaz oldu o anda. Şiir gibi oldu ya hakikaten. Değil mi? Ta? Evet abi. Güzel. Boyabat'ın kalesi, Boyabat'a girer girmez zaten sizi karşılıyor. Böyle o güzel ihtişamı sizi kendine çekiyor. Siz buraya kadar geliyorsunuz ve Boyabat'ın güzelliğini buradan seyrediyorsunuz. Ancak şunu söylemekte fayda var. Kale içi biraz yıpranmış. Daha doğrusu bir şey yapılmamış fazla. Ve yer yerde böyle hafif çöp yığınlarına rastladık. Onu da söylemekte fayda var. Burası temiz tutulması gereken bir yer. Özellikle halka, yani bize çok fazla görev düşüyor. Temiz tutmamız gerekiyor. Elimizdeki bir tane çöpü buraya attığımız zaman herkes benim attığımdan ne olur dediğinde de işte burada böyle bir çöp yığını haline geliyor. Belediye yetkilileri elbette ki gelip belli zamanlarda burayı temizlese de işte o çöp yığınları gün içerisinde kötü bir görüntü oluşturuyor. Dikkat edelim ve Sinop'a geldiğimizde Boyabat'a kadar gelelim ve bu kaleden güzel Boyabat'ı seyredelim. Daha sonra aşağı inersiniz, güzel camilerini gezersiniz ve Boyabat'ın o güzel ahşap evlerini de yakinen görmek imkanı bulursunuz. Tabii ki sırık kebabını da tadarsınız. Sinop'un bir diğer manevi büyüğü de Osmanlı alim ve velilerinden Mahmud Kefevi Hazretleri. 1520'de Kırım'da doğmuş ve 1581'de Sinop'ta vefat etmiş. Sinop, Kefevi Camii avlunda metfun. Mahmud Kefevi Hazretleri gerek Sinop'ta bulunduğu esnada gerekse daha önceki zamanlarda çok defa sevgili Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında görüp müşküllerini ona sorardı. Bir defasında İstanbul'dayken rüyasında kendisini Resulullah Efendimizin hususi meclisinde gördü. Tam bir edep ve tevazu içinde mübarek dizlerini öpüp her iki yanına yüzünü sürdü. Kırıklık ve mahcubiyetle, "Ya Resulallah, bir kimse namazda şüphe edip kaç rekat kıldığını bilemezse, fakihler ve müçtehitler fetva verdiler ki, zann-ı galip üzere devam etsin, onu bozup tekrar baştan kılmasın dediler. Bu hal bana çok arız oluyor. Şüpheyi kaldırmak için bozup tekrar kılmak bana tembellik verip zor gelmiyor. Öyle olduğunda ben o namazı bozup tekrar kılmak isterim. Ferman-ı âliniz nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "Onu tekrar etme. Fukahanın içtihadına göre zann-ı galibin üzerine devam edip kıl." buyurdular. Sinop'un en büyük camisindeyiz şimdi de. Selçuklu Sultanı Alaaddin Kekbat'ın yaptırmış olduğu ve Selçuklu mimarisini çok net olarak görmüş olduğumuz bir cami. Çok evet. Özel bir cami. Evet. Anlatacağımız şeyler var. Bir de konuğumuz var. Öncesi bir tanıyalım efendim. Ben Alaaddin Camii müezzini Süleyman Özyılmaz. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Camimiz 1214 Selçukluların Anadolu'yu fethetmesiyle Alaaddin Kekubat tarafından yaptırılmış. Şehrin merkezine yapılan bu büyük camilere ulu camiler de diyoruz. Cuma namazı kılındı cami. Tabii cuma namazları kılınıyor, vakit namazları kılınıyor. Şehrin bütün cenazeleri buradan kalkar. Şimdi Anadolu'nun köylerinden, kasabalarından kopup hem ziyaret için hem ticaret için şehre gelen insanlar ne yapması gerekiyor? Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. İbadet etmesi gerekiyor. İbadet için ilk şartı nedir? Temizliktir, taharettir.
temizlenmeleri gerekiyor. Onun için işte gelenler atını, devesini her neyse hana çektikten sonra, kendi yatacağı yerini ayarladıktan sonra temizlenmesi gerekiyor ibadet için. Hemen batı kapısının karşısında hamam var, o Türk hamamı. Orada insanlar temizleniyor, daha sonra bedeni temizliğini, elbise temizliğini, yani hadesten taharet ve necasetten taharet dediğimiz temizlikleri yerine getirdikten sonra ne yapıyor? Manevi temizlik için camiye yöneliyor. Hemen bu kapımız hamam tarafına bakıyor. Oradan temizlendikten sonra giriyor batı kapısından. Hemen sağ tarafta camimiz var. Beş kapılı bir camidir burası giriş itibariyle. Şöyle sayarsanız bunlar da İslam'ın 5 şartını ifade eder. Manevi doygunluğa erişen insanlara ne lazım hayatlarını devam ettirebilmeleri için? İlim lazım, değil mi? İlim, irfan, hem nazari hem dini ilimler lazım. Hemen karşı, kuzey kapımızın karşısında medrese var. 1214'te yapılan medresenin ardından 1260 yıllarına gelindiğinde Selçuklu'da bir taht kavgası oluyor. 4. Kılıç Arslan ile Alaaddin Keykubat'ın diğer şehzadeleri arasında bir taht kavgası oluyor. Bundan yararlanan Trabzon Rum Pontus İmparatoru 1. Manuel geliyor, Sinop'u fethediyor 1260'da. 4. Kılıç Arslan, medreseye ismini verdiğimiz Müniyettin Süleyman Pervane'yi görevlendiriyor. Diyor ki git Sinop'u geri al. Müniyettin Süleyman Pervane geliyor, burayı bir yıl gibi kuşatıyor, bir yıl karadan alamıyor. Denizden de gemilerle 1000 askerle kuşatıyor. 2 yılın sonunda Sinop'u yeniden fethediyorlar. Ve Sinop'u ikinci defa fethetmenin anısına da bu medreseyi yaptırıyor buraya. Adına da Pervane Medresesi koyuyor. Yani Müniyettin Süleyman Pervane'nin soy ismini alıyor oradan. Mimari yapısına şöyle bir baktı göz attığımız zaman da. Dörtgen bir Selçuklu. Evet, Selçuklu mimarisiyle yapılmış. Ben merak ettiğim bir şey var. Burada bir restorasyon çalışması olmuş galiba, değil mi? Evet. Biz neden bu işi tam olarak yapamıyoruz hocam? Neden böyle bir eksikliklerimiz var? Size de gelmiyor mu? Şimdi tabii daha güzel yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Diye ben de düşünüyorum. Çünkü teknoloji günümüzde çok daha gelişti. Osmanlı döneminde mihrap sade olan Selçuklu mihrabı Allah aşkını insanlar mermere, duvarlara, sütunlara işlemişler. Osmanlı döneminde bu daha ağır basıyor. Ve mihrabı mermer işlemelerle donatmışlar. Burada baktığımız zaman da hemen şu gördüğünüz yazı şuradan başlar. Ayetel Kürsi yukarıdan dolanarak şurada biter. Mihrap dinimizde ne anlama gelir? Bunu birçok Müslümana sorsak bilmezler. Mihrap aslında, mihrabın kelime anlamı, kökü harp edilen yerdir. Harp edilen yer. Ne ile harp ediyoruz biz burada? Tekbir alırken ne yapıyoruz? Allahu Ekber diyoruz, ellerimizi kaldırıyoruz. Elimizin tersiyle ne yapıyoruz? Allah büyüktür. Allah'ın dışında olan her şey elimizin tersindedir. Biz burada nefisle ve şeytanın bize telkinleriyle savaş ediyoruz. Mihrabın kök anlamı, kelime anlamı budur. Bir de Evliya Çelebi bu mihraptan mesela seyahatnamesinde bahseder ki onun gezip gördüğü yerlerdeki en harika mihrap olduğundan bahseder. Zaten ben daha önce başka yerlerde de görev yaptım. Ancak şu mihrapta namaz kıldırmanın ferahlığı, dinginliğini hiçbir camide bulamazsınız. Hocam nasıl bir duygu ki? Ben yani nasıl bir duygu ki? Mihrap ağır bir yerdir. Sorumluluğu ağırdır. Mihraba geçen en baba yiğit din görevlisinin bile zaman zaman sesinin titrediğini, bacaklarının da titrediğini hissedersiniz. Evet ya, ne olacak, bir Fatiha, bir ayeti kerime, bir sureyi celile okuyor diyorsunuz ama öyle değildir. Arkandaki cemaatin ağırlığını hissedersin. Manevi bir sorumluluğu vardır. Bir de burası 804 yıllık bir cami. Burada ne hafızlar ne hocalar namaz kıldırmıştır. Acaba onlara layık olabilir miyim? Wow. Tamam mı? Onların yerini doldurabilir miyim hissine kapılırsınız. Ancak görevi yerine getirdikten sonra da böyle bir manevi rahatlama, manevi doygunluk, dinginlik. Şurada mesela bir şey vardır. Akustik bir ses düzeni vardır. Hiç mikrofon kullanmasanız bile şurada okuduğunuzdan ses size geri gelir. Cemaat da en ücra köşedeki cemaat da bunu aynı şekilde sesi alır. Onun vermiş olduğu da bir rahatlık vardır. Ses size gelmediği zaman da rahat okuyamazsınız. 1853 Osmanlı dönemi. Kubbe göçünce minberi de aynı zamanda göçertiyor. Minber Çinili bir minber olduğu söyleniliyor. 1853'te bu kubbe göçünce
Bu Çinili minberi göçertiyor kubbe göçtüğü zamanda. Bu da dağılıyor. Daha sonra İstanbul'a götürüldüğü ve Çinili köşkte muhafaza edildiği yönünde rivayetler var. 1853'ten sonra şu haliyle minber yapılıyor. Minber nedir? Minber bütün camilerde vardır ama Alaaddin Camisi'ndeki minberin hem tarihi özelliği vardır hem de daha ihtişamlı durur. İmam oraya hutbeye çıktığı zaman da hutbeyi okumak sünnettir, dinlemek ise farzdır. Farz olduğu için bizim halkımız farza çok daha riayet eder, namaz kılıyormuş gibi sessiz, hatta nefes alırken bile dikkat ederek edecek şekilde bir huşu içerisinde hutbeyi dinlemeye gayret ederler. Bütün insanlara, bütün cemaate ulaşan bir bilgi olduğu için ışık nasıl ki bulunduğu alanı aydınlatıyorsa buradan anlatılan hutbenin içeriği de bütün insanları bilgi açısından aydınlatmış olur. Camide ne yapılıyor? İnsanlar ne yapıyor? En önemli cami dediğimiz zaman da aklımıza namaz ibadeti gelir değil mi? Namaz. Namaz dinin direğidir diyoruz. Namaz müminin miracıdır. Kim namazı kılarsa dinini yapmıştır. Kim de namazı terk ederse dinini yıkmıştır anlamını çıkıyor buradan da tabii ki. Bu binadan örnek verecek olursak bu bina sütunlar üzerinde duruyor. İşte direkler üzerinde duruyor. Hani namaz dinin direğidir diyoruz ya, din direk ne anlama gelir, ne ifade eder? Bu bina 800 yıldır, 804 yıldır nasıl ki şu sütunlar üzerinde ayakta duruyorsa insanın iman hayatı da namazla ayakta durur. Camiyi sadece hani bina anlamında değil de, evet, özü anlamında da bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz. Allah Teala, evet, sizden razı olsun. Cümlemizden. Çok teşekkür cümlemizden ediyoruz. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola. Estağfurullah. Efendim, işte bu görmeniz gereken böyle önemli yerlerden birisi de Alaaddin Camii. Burada gelip bir vakit namaz kılıp burada böyle bir dinlenme yeri de dışarıda var. Ki insan böyle ruhunu dinlendiriyor orada. Hani normal dinlenme yeri gibi düşünmeyin. Camiler de bir şekilde aslında insanların ruhlarının dinlenmiş olduğu yerler. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Bu hafta da Sinop'taydık. Sinop'un güzelliklerini elimizden geldiğince göstermeye çalıştık. Ağırlıklı olarak insan hikayesine bu sefer yönelmeye çalıştık. Yani dedik ki bir şehri en iyi kim anlatır? Orada yaşayanlar anlatır. Ama onların özel hikayeleriyle bunu yapmaya çalıştık. Kimi meslek erbabını dinledik, ondan bir şey almaya çalıştık. Bazen de sokaktaki bir amcayı dinledik. Ondan o çocukluk yıllarındaki o şehrin, o köyün, o kasabanın nasıl olduğunu öğrenmeye çalıştık. Aslında biraz da hikaye kovaladık bu sefer. Şu anda görmüş olduğunuz manzara da Sinop'un Boyabat ilçesinin güzel manzarasından biri. Kaleye doğru çıkarken size veda etmek istedik. Efendim, haftaya başka bir şehirde ya da başka bir ülkede görüşeceğiz inşallah ama bize talepleriniz olabilir, istekleriniz olabilir. Bunları, şikayetleriniz olabilir. Bunları iletmek için mail adreslerimizi, telefonlarımızı, Facebook, Twitter ve YouTube hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın efendim.